bak yine uyumuş ya. Zeynep. Zeynep hadi kalk. Zeynep. Hadi kahvaltı edeceğiz. Ben kalkmayacağım, uyumak istiyorum. Bak hava çok güzel, sonra gezdireceğim ben seni. Ya Fatih, istediksiz insanım ben. Kalkmayacağım, uyuyacağım. Depresyondasın sen. Depresyonda falan değilim Fatih. Sadece uyumak istiyorum, tamam mı? Yok yok. Depresyon psikolojisi işte bu. İnkar ediyorsun. Ben sevgilimin depresyona girmesine izin vermeyeceğim. Kalk. Ne yapıyorsun? Sen kendi kaşın. Gel buraya. Ya Fatih! Ya bırak! Gel depresyondan çıkalım. Fatih bırak! Depresyondan çıkacağız. Ya indir! Çıkıyoruz. Ya çıkıyoruz. Çıktık. Ya Fatih bırak! Dur dur şöyle de... Ya! Kavradımı yerleştireceğim. Dur. Götürüyorum bunu. Dur. Günaydınlar şekercizadeler. Günaydın keratalar, ne bu hal? Günaydın. Yok artık. Bu ne edepsizlik ya? Bugün kahvaltıya böyle inelim dedik pijamalarla. Gel hayatım. Fatih. Hı. Bu son günlerde sana da bir haller oldu Fatih. Ne oldu? Ne bu şımarıklıklar? Ne bu saçma sapan hareketler? Sofra adabı diye bir şey var değil mi? Anneciğim, sizden de çok rica ediyorum. Böyle saçma sapan şeyleri çanak tutmayın lütfen. Bunca yıldır biz bir arada yaşıyoruz. Hiç birbirimize böyle saygısızlık yaptık mı? Mukaddes. Mübalağada da bir sınır var hayatım. Helal olsun size. Ben sizin arkanızdayım. Ya bir gün şu kahvaltı masasına pijamayla gelemeyecek miyiz? İyi fikir. Hı? Alın işte. Buna da olanlar oldu. Benzettin kendine, kızımı da. Teşekkür ederim Fatih. Hayatımda sabah sabah yemediğim laf kalmadı. Sana inmek istemiyorum demiştim aşağıya. Zeynep ne olacak ya? Zeynep'ciğim dün akşam konuşamamıştı. İş günleri nasıl geçiyor bakalım? Ayol nasıl geçecek? Çok iyi geçmediği belli anneciğim. Baksanıza pijamayla aşağı inmiş. Demek ki bugün işe gitmeyecek. Anne. Dur dur Fatih. Zaten kadıncağızın yüzü ben geldiğimden beri gülmüyor. Güzel haber vereyim de azıcık keyfi yerine gelsin. Zeynep. Dur. Evet Mukaddes Hanım. Ben artık işe gitmeyeceğim. Çünkü beceremedim. İş deneyimim çok kötü geçti. Yapamadım. Hem zaten haklıymışsınız. Öyle bir kıyafetle falan da olmuyormuş. Zaten yani ben kim? Holding'de müdür olmak kim değil mi? Sonuçta ben kenar mahalleli bir kızım sadece. Ayol insanın kendini bilmesi de ne güzel bir şey. Anne bir daha Zeynep'i üzersen ben de seni çok kötü üzeceğim. Ayol ben ne dedim ya? Kız zaten her şeyi kendi söyledi.